Kemal Kılıçdaroğlu'nun getir sandığı tekrardan seçimlere girelim çağrısına karşı biz de Bağcılar'da vatandaşı soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye riseyler. Kılıçdaroğlu dedi ki getir sandığı tekrardan yarışalım dedi. Böyle bir durumda pazar erken seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Şu anda mı evet, seçim olsa? AK Parti'yi destekliyoruz. Yine Erdoğan diyoruz. Evet. Neden? Şöyle pahalılıktan yana falan Cumhurbaşkanımıza büyük bir şu anda belki halktan olabilir ama şu anda onun yaptığı bir takım şeyleri de göz ardı etmeyelim. Hani bir sözümüz var, atasözümüz. Yiğidi öldür, hakkını yeme. İHA, SİHA'larımız yapıldı. Dış ülkelere karşı oturduğumuzda masada çok güzel konuşuyoruz. Hakkımızı savunuyoruz, ülkemizi savunuyoruz. Onun için Erdoğan Bey diyorum. Kılıçdaroğlu da dedi, bugün seçimi getir sandığı, bak ben kazanacağım dedi. Kazanamaz mı? Yok, kazanamaz. Ben de çok şeyler vaat ederim, yaparım, ederim diyelim ama biz icraata bakalım efendim. O yüzden kazanamaz. Evet, evet, teşekkür ederim. Öyle alayım ablam size. Siz kimi desteklersiniz ben bugün? Ben reisi destekliyorum. Evet. 28 Mayıs'ta da Erdoğan dedi. Evet, evet. Nedeni var mıdır? Nedeni vardı, her şeyi yaptı ama herkes haksızlık yapıyor işte. Ama seçimden sonra 2 ay geçti biliyorsun ablam, bayağı zamlar geldi. Peş peşe geldi. Onların kendileri yapıyorlar. Reisimiz yapmıyor onu. O yapmıyor. Hayır, yapmıyor. Çok seviyorum onu. Teşekkür ederim. Pazar erken seçim olsa Erdoğan'a Kılıçdaroğlu. Kimi destekliyoruz? Kimi desteklediğinden ziyade Kılıçdaroğlu biraz koltuğunu korumak peşinde. Halen tribünlere oynuyor. Bu noktada başka yapacak bir şey de yok. Gerçekten ona inanan seçmenleri de biraz yanıltmış durumda bulunduğu vaatlerden dolayı. Şu anda yine seçim olsa yine AK Parti alır. Yine Erdoğan alır. Siz de Erdoğan. Başka alternatif yok. Yok tabi. Ama biliyorsunuz 3 ay geçti. Şu an dolar oldu 27, benzin oldu 37. Dünya daha kötü. Avrupa'ya baktığımızda 1 dolar 1 euro olan benzin şu anda 5 euro. Yani Türkiye yine Avrupa'da nazarında çok iyi bir rolde ki önümüzdeki kışta Avrupa daha çok dip seviyelerini görecek. Türkiye en azından bir nebze biraz daha tarım ülkesi olduğu için kendini daha çok geliştirecek. Veyahut da iyi konuma gidecek. Umutluyuz diyoruz. Umutluyuz, sıkıntımız yok. Ben teşekkür ederim. Pazar günü böyle bir seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kimi destekleriz? Tabii de Kılıçdaroğlu. Çünkü kendi bir öğretmen adayı olarak atanmayan, bir Kürt olarak da hiçe sayılan bir insan olarak da Kılıçdaroğlu bizim hakkımızı her şekilde savunacağını bildiğim için sonuna kadar Kılıçdaroğlu diyorum. Kesinlikle. Rica ederim. Kılıçdaroğlu dedi ki getir sandığı tekrardan seçimlere girelim dedi. Böyle bir durumda Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar aday olsa kimi desteklersin? Kılıçdaroğlu'nu seçtim. Evet. 28 Mayıs'ta kimi vermişti? AK Parti'ye verdim şimdi. Erdoğan'a vermiştim. Erdoğan'a şimdi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden 3 ayda değişti? Neden 3 ayda değişti? Ben normalde pazarcıyım. Evet. Pazarcı olduğum için gidiyorum. Erdoğan'a gidiyorum. Zam. Buna aslında bir önlem getirebilir. Biraz sabır devletimiz. Diyorlar abi. Erdoğan sancılı başlar diyorlar. Sabır diyorlar da ama sabır. 2 sene sonra sabır. Ondan sonra da bitip gidecek saat. Yok olacak bu hayatta. Düzelmeyecek mi abim? Doğalgaz, petrol... Vallahi siyalar. İnşallah düzelir. Bu hayattan düzelir inşallah. Bu gidişten düzelir. Ama düzeleceğini tahmin etmiyor. Seçim olsa tahmin etmiyor. Tahmin etmiyor. Abicim pazar seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsaydı kimi destekleriz? Ben Kılıçdaroğlu destekleyeceğim. 28 Mayıs'ta kimi verdin abi? Onu bilemem. O bende kalır. O sır kalsın. Yani niye abim şimdi Kılıçdaroğlu? O sır kalsın ama gerçekten her şey pahalı. Her şey yok. Böyle bir şey yok zam. Böyle bir her şey pahalı. Biraz sabır diyorlar abi. Sancılı süreç diyorlar. Nasıl diyorlar? Sancılı süreç diyorlar. Doğum bile 9 ayda olur diyorlar. Bekleyin diyorlar biraz. Neyi bekleyeceğiz ya? Güzelceğini. Gittik bak bu iyi günlerim. Daha kötü günlerimiz de var. Bunu yayınlayın lütfen. Peki 28 Mayıs'ta bunu düşünerek mi verdiniz oyunuzu yoksa? Yani ben her şey daha güzel olacak diye düşünüyordum. Evet. Tam tersine oldu. Her şey daha kötü oldu. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'na neden vermediniz peki 28 Mayıs'ta? Ya bilmiyorum. O benden sır kalsın ya. Belki vermişimdir, belki vermemişimdir. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu pazar seçime girse kimi destekleriz? Elbette de Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Dünya lideri adam. Evet. Dünya lideri olması yeterli. Dünya lideri olması yeterli. Dünyada adam yumruğunu vuruyor, ben buradayım diyor. Yeterli bana. Kılıçdaroğlu da diyor ki bu ekonomide ben kazanırım. Kılıçdaroğlu bak. Kılıçdaroğlu şuna benzer bir yalan atıyor. Ben size şunu söylesem. Desem ki ben sabahına gideceğim Yeni Zeyland'ı Amerika'ya satın alacağım. İnanır mısınız? Buna benzer bir yalan atıyor. İnanmıyorum diyor. Ha. Akşam sabah saatini tutmuyor. Bırakın saatini dakikasını tutmuyor bir adamdır. Hiçbir şey olmaz ondan. Sağ ol. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Erdoğan ya. Neden abi? Baba olduğu için ya.
Her namazında, niyazında, her şeyinde. Tamam mı? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir dediğini bir dedi tutmuyor ki. Neyine inanayım onun ben? Yani bir laf var biliyor musun? Güreşe de hani insan yenilir. Bu hale illa oraya geçene kadar elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kadar, daha bir şey yok. Erdoğan. Sağ ol. Kılıçdaroğlu sandığı getir, tekrardan seçime girelim diye çağrıda bulundu Erdoğan'a. Tekrardan seçim olsa pazar, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa Erdoğan kimi destekler? Erdoğan her zaman kazanır. Siz? Ben Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama Erdoğan her zaman kazanır. Erdoğan her zaman neden kazanır. Neden abi? Böyle alayım biraz şöyle. Valla onun nedenini bir taraf çok yüksek gidiyor, bir taraf çok alttan gidiyor. Hani şey yok ya, nasıl diyeyim sana, denge yok. Denge yok. O denge olmadığı sürece de bütün basın orada, her yeri orada. Maddi güçleri var. Partinin hiçbir gücü yok. Bir yandan da ekonomik kriz var abi. Ekonomik kriz neden oluyor ki? Niçin oluyor? Yani vatandaş ekonomik krizden dolayı istediği bu kadar basın olsun. Yine değişmez mi fikri? Boş tencere kime değiştirmez mi abi? Bana göre milyon kere değişmeliydi. Yapacak hiçbir şey yok. Belki de Kılıçdaroğlu'nda sorun var. Kılıçdaroğlu'nda başlı başına sorun var zaten. Bence Kılıçdaroğlu'nun, net söyleyeyim, yani Mansur Yavaş gibi birine bırak, İmamoğlu gibi birine bırakması lazımdı. 100 kere de katılıyorum dese yüzünde de kaybeder. Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar aday olsa kimi destekleriz? Vallahi Kılıçdaroğlu 50 defa seçime girse yine kazanamaz. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Erdoğan'a verdik. Erdoğan'a kazanır. Çünkü neden kazanır? Çünkü Kılıçdaroğlu tek başına hareket etmiyor. Başkalarının kafasıyla hareket ediyor. Ondan sonra başkalarından destek alıyor. O destek aldığı zaman o destekler köstek oluyor. Onun için bir türlü kazanamaz. Güvenmiyoruz diyorsun. Güvenmiyorum. Ben 73 yaşındayım. Hala bir türlü iktidara gelen olmadı bu CHP'den. Siz Erdoğan'a verdik abi. Ben Erdoğan'a verdim. Yine Erdoğan diyoruz. Yine Erdoğan diyoruz. Yine Erdoğan diyeceğiz. Aynı Erdoğan diyeceğim. Teşekkür ederim. Pazar tekrardan seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Allah korusun ya, Erdoğan'a niye oy vereyim ki ben? Kılıçdaroğlu'na veririz tabii. Neden? Neden mi? Evet. Simit 10 lira oldu. Nedeni bu. Adam geldi diyor ki zam yok. Şu yok, bu yok. Benzinin litresi, mazotun litresi dünya bir para oldu. Yani insanlara yazdık günah değil mi? Bugün bir ev sahibi kiracısına ev aylığı 10.000 TL sunuyor. Sen bir cumhurbaşkanı olarak bu ev sahibine söz geçiremiyor musun? Hani geçiremiyorsan zaten sen bu ülkenin başında ne işin var? Adam asgari ücret alıyor, 10.000 lira maaş şey veriyor, ev kirası. Bu adam nasıl geçinecek? Ekmek 7.5 TL. Simit 10 lira. He? Zaten bizim bu 70 yaş üstü var ya, onlarda akıl melekeleri yok. O insanlarda akıl melekesi yok. Adam emekliyim diyor, kömür geliyor, makarna geliyor. Halbuki dış ülkelere baktığın zaman senin yaşındakiler nasıl geçiniyor, sen nasıl geçiniyorsun? Şimdilik de veryansın ediyorlar. İstedikleri kadar etsinler, bu ülke daha kötüye gidiyor ama bunu o akıl melekesi olmayanlar anlamıyor. Pazar seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu'nun karşısında tabii ki Erdoğan'ı desteklerim. Neden abi? Neden? Kemal'in işi mi bu iş? Değil. Kılıçdaroğlu dedi getiri sandığı, tekrardan seçime girelim. Boş. Boş küpe dumanlıyor. Bu ekonomide yenemez mi abi? Mümkün değil. CHP karşıtı değilim, yanlış anlama. Kılıçdaroğlu'nun işi değil. İstanbul'u verdik. Ne oldu? Ne yaptı? Bir göstersin. Ha bunu yaptım desin. 4 yıl gitti boşa bak. 5 yıl gitti boşa. Daha veremeyiz diyorsunuz İstanbul'u. Mümkün değil, mümkün değil. Geçtiğimiz seçim ben İmamoğlu'na verdim. Pişmanım. Namus sözü verdi kimseyi çıkarmayacağım diye. 22 bin kişi çıkardı işte. Ve yaptığı da hiçbir şey yok. Aa bu meydan, bitmiş meydanı. 3 senede bitiremedi ya. Çalışmaz onlar Hacı abi, çalışmaz. Teşekkür ederim. Erdoğan'ın en kötüsü onların en kalitelisinden iyidir. Sağ ol. Dünyanın solu farklıdır. Bizim ülkemizin solunda bir tek Ecevit vardı. Başka yok. Olmaz da daha. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan tekrar seçime girse kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu'nu. Neden? Yeter artık. Peki 28 Mayıs'ta kime verdik? Birine verdim. Tayyip'e verdim. Yok. Kılıçdaroğlu'na verdik yine. Arkadaş 3 aydır ev arıyorum. Evet. 3 aydır ev arıyorum. Bir tane ev bulamıyorum. Teyze bulsan da kiralar zaten 15-20 milyar. Kiralar benim... Maaş ne kadar? Maaş 11.250. Ne 11 milyar? 7 milyar, 8 milyar maaşım var. Abla ya sen emeklisin. Ben... Emekli maaşın 7 milyar. Doğru, 7.5. Eşimden kalan bir maaş. Ben şimdi 3'e bak... Peki Kılıçdaroğlu gelince bulabilecek mi ev? Valla kimse babasına ev vermiyor. Allah işte Cenab-ı Allah'a kalmış. Artık ucuzlaşsın, ucuzlaşsın. Yeter artık. Ülkede yaşanacak hal kalmadı.
Ülkemiz zaten bitti. İlkemiz şurumun kenarında düştüm düşeceğim diye. Sağ olun. Pazar seçimi olsa, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu rakip olsa kimi destekleriz? Erdoğan. Neden Erdoğan? Adamın yaptıkları ortada. Havalimanları, sağlıkta atılım yaptı. Dünyada adam lider ya. Dünya lideri ya. 28 Mayıs'ta da Erdoğan'a verdik. Tabii. 3 ayda zamlar biraz geldi vatandaşlar. Bu ekonomik zaten şeydeyiz. Ekonomik savaştayız biz. Bu yeni değil yani. 3-4 yıllık bir mevzu. Ekonomik savaş veriyoruz. Şu anda dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler yaşanıyor ve biz birçoğunu atlattık. Ama buraya kadar tabii. Burada da biraz tabii iş savaş ya. Bu ekonomik saldırı ya. Düzeleceğine inanıyoruz. İnanıyoruz tabii. Yine Erdoğan'la. Dik duracağız. Bükülmeyeceğiz. Eğilmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. O zaman Kılıçdaroğlu'nun çağrısına karşı yine Erdoğan kazanır. Ya o konuşuyor sadece. Teşekkür ederim. Pazar erken seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrardan aday olsa kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu'nu destekleriz tabii ki. Ya ülkenin ekonomisini görüyoruz. Yani millet aç. Millet sefalet içinde. Kötü durumdayız. Kötü durumdayız. 28 Mayıs'ta kime verdik? Kılıçdaroğlu'na verdik. Yine Kılıçdaroğlu. Evet, yine Kılıçdaroğlu. Mecburen başka çare yok. Yani ülke gitgide daha da kötü duruma gidiyor. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size soralım abim. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu pazar seçimi olsa, tekrardan aday olsa. Reis. Erdoğan neden? Reis ondan. Teşekkür ederim. Pazar seçimi olsa, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Ben Kılıçdaroğlu'nu vereceğim. Neden abi? Abi görüyorsun millet. Mal pahalama, mazot pahalaması, sana söyleyeyim araba kadavası, o da sonra sana söyleyeyim her şeysini şey olmuş. Kılıçdaroğlu yani diyor konuşmasını bilmiyor, şeysini yapabiliyor değil mi? İlle ki bir yönetim yapabilirdi. Olsaydı şimdi başını bir tane vurmuştun aşağı indirmiştin. Ama bunu yapamazsın. Bir toptur elindedir. Teşekkür ederim. İstediz yapar. Pazar tekrardan seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Erdoğan. Neden? Yani o daha cazip yaptıklarıyla. Yani 3 ay geçti. 3 ayda bayağı bir zamlar geldi diyor vatandaş. Ya olacak yani o kadar. Düzelecek inşallah. Hep böyle gidecek değil ya. Seçimden önce böyle bir pahalılık bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Olmadı. Şaşırmadı. Oldu. Şaşırmadı. Düzelecek diyorsunuz. Düzelecek valla. Her şey de yolunda bence. Tatilden yeni geldim. Herkes tatillerde. Kafeler tıklım tıklım. Kimse ağlamasın yani. Kimse aç değil bence. Aç değiliz. Yok. Değiliz. Kolay gelsin. Tuzu kuru ablanın. Ben taksiciyim. İşi bıraktım. Ben taksicilik yapıyorum. İşi bıraktım. Niye bıraktım? Yakıta bir günde 10 milyon zam geldi. Gömyelerimiz olmuş 700 TL. Yarımı. 24'ü 1,5 milyar. Biz nasıl bu parayı çıkaracağız? Yakıtta en az nereden baksan bir taksicinin 24 yapmasında 400 TL farkı var bunun. 400 TL. Ayda eder 12 bin TL. Bugün zaten bir kira olmuş 12 bin, 15 bin TL. Nasıl geçineceğiz millet? Taksici ondan sonra sitem mi yapıyor? Ne olacak? Sıkıntı büyük değil. Sıkıntı aşmış kendini. Ülke bir bataklığa doğru gidiyor. Ondan dolayı Allah sonumuzu hayra çevirsin. Tekrardan seçim olsa bu pazar, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu tekrar aday olsa ben, ya ben zaten hiçbir zaman Erdoğan'a Allah katında gerçek konuşmak gerekir. İlk iki dönem verdim. İlk iki dönemde vermedim diyen olan yalan söyler. Ondan sonra hiç vermedim ki zaten. Hiç vermedim. Seçim ne Kılıçdaroğlu? Vermedim peki, zaten. Peki Kılıçdaroğlu gelse düzelir miydi? Valla şimdi ne desek yalan söyleriz. Ama değişim şartı makarnacılar bırakmadı. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkürler. Hadi. Pazar erken seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu aday olsa kimi destekleriz? Ya şu anda aslında mesele Erdoğan Kılıçdaroğlu meselesi değil. Gerçekten memleketin şu anda düzgün şekilde bir istikrara ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu'nun elinde sihirli değnek mi getirecek? Adam dışarıdan 300-400 bin lira para getireceğim diyor. Bu para babasının parası mı yani? Memlekete gelecek para borç yazacak. Ya bu kadar ülke yıkımdan geçti, depremden geçti, afet yaşadı. Yani bu ortamda dünya zaten kötüye gidiyor şunun. İyiye giden bir memleket gösteremezsin ya. Yani. Tamam enflasyon çıktı doğru. Patladı gitti yani. Yapacak bir şey yok. Ortalık yüksek, fiyatlar yüksek. Ama herkes bir şekilde biraz sabretmesini bilecek. Biz bunu 70'li yıllarda yaşadık. Demirel Cevit hükümetlerinde yaşadık. %200-300 enflasyonlar da gördüm ben yani. Ama zaman içinde bunlar bir şekilde rayına girdi. Şu anda adam 20 senedir memleketin başında yapmış bir şeyler. Şimdi 3-5 yılda ekonomide bozulma olunca vur arabalıya gitsin. Yani Kılıç ne yapacak gelse? Hemen getirip bir denek mi sokacak çıkaracak yani? Mümkün değil. Yine Erdoğan istikrar diyoruz. İstikrar da bunun başka şeyi yok yani. Şu anda çözüm yok başka yani. Çözerse Erdoğan mı çözer? Böyle gidecek. Bu bir şekilde düzelecek yani bu. Sağ olun. Öyle. Teşekkür. Tekrar erken seçim olsa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii kim? Kılıçdaroğlu. Neden? Nedeni var mı? Her şey gözle görülüyor zaten. 28 Mayıs'ta kimi destekledik?
Kılıçdaroğlu. Yine Kılıçdaroğlu. Düzeltebilir mi? Tabii ki de. Ya zaten düzeltecek artık bir şey kalmadı da. Yok, artık umut da kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yani yarınımıza dair hiçbir umut, hiçbir gelecek, hiçbir şey yok. O yüzden? Artık yani bunu açıklamaya bile gerek yok. Çünkü her şey zaten gözle görülüyor. Faiz, fiyat artışları. Yani insanlar tek bir maaşla değil artık. Bu zaten desteklenenin çoğu da 2-3 maaşla geçinen insanlar destekliyor. Çünkü tuzu kuru olanlar. Ama böyle ben sanmıyorum ki böyle tek bir kişi çalışıp da kira verip de destekleyecek insanı hiç görmedim. Ben şahsen öyle. Erken bir seçim olsa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu desteklersin? Ben Kılıçdaroğlu'nu seçerim. Seçtim de. Yalnız şöyle de bir şey var. Yani Kılıçdaroğlu bence aday olmaması lazım. Yani 2 gündür buradayım. Yani fiyatlar öyle yüksek ki, daha yeni bile arkadaşımla konuştum. Nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Yani şikayetçiler, onlar da şikayetçi. Ama sorduğumda, ya aslında benim için çok da önemli değil yani. Ama onlar için, Allah yukarıda, onlar için üzülüyorum. Sorduğun zaman kime oy verdin? Malum partiye vermişler ama şikayetçiler. Dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu'na veririm ama kendisi şey yapmaması lazım. Aday olmasın yani. Ablacığım, pazar tekrardan seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kimi desin? Erdoğan. Çok sevdiğim. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu pazar erken seçim olsa? Erdoğan. Teşekkür ederim.